Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, Erdoğan açıkladı, devam edemeyiz dedi. Erdoğan'dan çok önemli mesajlar var. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa mesajında elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasayla devam edemeyiz. Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız dedi. 27 Mayıs darbesi ve İsrail katliamına ilişkinde önemli açıklamalar yaptı. Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'da işkenceye maruz kalan devlet adamlarımız isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırdı. Üzerinden asırlar da geçse, darbeleri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kim ne derse desin, Yassıada mahkemelerinde türlü baskılara, işkenceye maruz kalan her üç devlet adamımız isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırmışlardır. Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. 27 Mayıs 1960 milletin gönlünde derin yaralar açtı. Üzerinden değil 64 sene, asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Yassıada mahkemelerinde yaşanan hiçbir sahne ve alınan hiçbir karar tesadüf değildir ifadelerini kullandı. Uzlaşma aranmadan yapılan anayasalar doğumundan öte sakattır. Kriz üretmeye her zaman yakındır. Yakın siyasi tarihimizde bunun örnekleri bulunuyor. Tartışmalardan yargıdaki gerilime kadar hepsiyle karşılaştık. Devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi zehirleyen sebebin aynı olduğunu görüyoruz. Artık bazı gerçekleri kabullenmemiz gerekiyor. Elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasayla devam edemeyiz. Bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Meclisimiz yeni anayasa yapacak olgunluğa, kudrete sahiptir. Yeni anayasanın milli bir ödev olduğuna inanıyorum dedi. Yassıada mahkemelerinde alınan hiçbir karar tesadüf değildir. Burası özellikle seçilmiştir. Türk siyaseti özgüvensizlik girdabından bir türlü kurtulamadı. 27 Mayıs'ın karanlık gölgesi irade peşini hiçbir türlü bırakmadı. Kanlı terör eylemleriyle devlet ve millet arasına nifak sokmak istendi. Son olarak 15 Temmuz'da bizi ve milletimizi hedef alarak, hedef alacak kadar gözlerini kararttılar dedi.